Tamam gülüm, sağ ol. Gözlerinden öperim. Neymiş? Önemli bir şey değil. Bir geceliğini almışlar. Sabah mahkemeye çıkacakmış. Çok şükür. Polat ne durumda acaba? Bacım, üstelemedim ama Polat'ın başına bir şey geldiyse söyleyin ki yardımcı olayım. Yoksa bu kadar zamandır seni buraya bırakıp ortalıkta görünmemezlik etmez. Ya biz beraber oturuyorduk, yemek yiyorduk. Bir yere kıpırdama geliyorum. Hele şu mevzunun sonunu bir anlat. Kafama tüküreyim. Allah'ım, düşmanım da olsa kapıyı çalan erkek olsun. Kim o? Benim dayı. Çok şükür ya. Polat? Polat'ım, bu ne hal? İyi hal, iyi hal. İyi halin buysa Allah kötüsünden korusun. Polat! Çok korktum. Geçti. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Bir doktor falan çağırayım mı yeğenim? Yok dayı, gerek yok. Meral bana biraz buz hazırla. Aha, tamam. Dayı şu üstüm başımı değiştireyim. Sende giysilerim vardı. Hı hı. Ha, bir de emanet canın vardı. Bunu yapan alamamış, bana aldıracaksın ha? Söyle yeter dayı, sana canımız feda. Yahu sen beni öldüreceksin. Bunca belaya girdik, bir şey olmadı. Sen beni kahrımdan öldüreceksin. Hata bende. Sık kafasına gitsin. Aslanı yaralı bırakmayacaksın Yavuz. Abi böyle olacağını nereden bilelim? Çakır'ı bekleyeceğiz diye Polat'ı alıkoyduk. Hem Çakır'dan olduk hem Polat'tan. Neden almışlar Çakır'ı içeri? Abi uyduruktan bir dava. Çakır birini tartaklamış. Adam da davacı olmuş. Çakır mahkemeye gitmeyince hakkında gıyabi tutuklama çıkmış. Kim inanır lan buna? Şansımı edeyim. Bir gecede hukuk devleti olduk. Yarınki davanın sonucunu öğrenin. Ona göre hareket edelim. Bütün bunlar tuzak bile olabilir. Tamam abi. Bıktım artık. O kadar darbe yedik ki acıyı da unuttuk. Çok şükür. Çakır niye içeri almışlar dayı? Mevzunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama mühim bir şey değil. Yarın mahkemesi varmış. Yahu hele anlatmayacak mısın? Ne yaptın? Neredeydin? Kimle cebelleştin? Şevko'nun tuzağına düştük dayı. E şimdi yarından tezi yok. Ben bu çakalı öldürmez miyim? Öldürmek problem değil dayı. Arkasında kim var onu öğrenmek lazım. İyi işte. Öldürürsek arkasındaki ortaya çıkar. Bana nakliyeci Sefer'in adresi lazım. Bulabilir misin? O köpeğin ne alakası var bu işle? Şevko ile birlikte iş çeviriyorlar. Önce ne iş çevirdiklerini öğrenelim. Sonra bozması kolay. İyi ya. Sağ solu bir arayalım bakalım. İyi yapmışsınız buraya gelmekle. Derya getirdi. İyi. Kadın sesi duyunca kapıyı açmış. Kadınlarla ne derdi var bu adamın? Bir derdi yok. Sadece beladan hoşlanmıyor. Sen çok hoşlanıyorsun galiba. Bir sürü bela açtın başına. Senin canın sağ olsun. Alışmadığımız bir şey değil. Eyvallah koçum, sağ ol. 2 yer söylediler. Biri yazıhanesi, biri deposu. Depoyu biliyorum dayı. Yazıhanenin adresi yeterli. İyi, ben de hazırlanayım, hemen çıkalım. Sen nereye dayı? Evde misafirim var. Hem Meral gece yalnız kalmaktan korkuyor. Niye korksun canım? Koskoca kız. Üstelik misafir değil, ev sahibi sayılır. Sorun değil. Tek başıma kalırım. Ya bir şey olursa mutfaktan bıçak alırım. Polisi ararım. Bir şey yaparım canım. Siz beni merak etmeyin. İyi yeğenim, iyi. Anlaşıldı. Sen git adam kovala, ben burada bacımla 5 taş oynarım. Bak dayı, vaktinde evlenseydin bu yaşta kızın olmuştu. Aile babalığı sana çok yakışıyor. He yeğenim he. Aile babalığı bana yakışıyor ha. Mafya babalığı da sana. De hadi git işine. Hem de kızım olmalıymış. Ben bir maden suyu içeceğim. Aklınız kalmasın yenge. Büyük bir problem değil. Mahkemeye götürmek üzere gözaltına almışlar. Avukat atlamış meseleyi. İnfazı var. İnşallah bir şey çıkmaz. Sanmıyorum bir şey çıkacağını. Sizin bir ihtiyacınız olursa çocuklar kapının önünde. Sağ ol Memati. Memati, abim bir şey istedi mi? Yok yenge. Merak etmesin dedi. Hadi hayırlı geceler. İyi geceler. Bir günde bir sevinç, bir üzüntü. Her şey ne zaman yoluna girecek Derya? Her şey yoluna girecek. Ama bir süre daha Meral meselesini abimden saklamamız lazım. Meral'i görmek istiyorum. Şu anda çok tehlikeli. Umurumda değil, kardeşimi görmek istiyorum. Tamam, sabah erkenden gidip geliriz. Ben birkaç yüzbaşı hazırlayayım Meral için. Bu nasıl iş Orhan? Kim kimi mahkemeye gitmediği de yoldan çevirip götürmüş. Var mı işin içine bir iş? Abi Şevko yaptırmış olmasın. İçeride halletmek için. Şevko bir şey yapacak olsa bu dakikaya kadar yapardı. Hı. Hem Çakır'ı bitirmek için içerisi yanlış adres. Ha? Kuzey Irak içinden bir haber var mı Orhan? Abi hepsini araştırıyorum. Bütün gümrükleri, nakliyecileri hepsini soruşturuyorum. Bu işe para babalığı yapacak tefecileri, mefecileri hepsini araştır Orhan. Para olmadan hiç kimse bu işe giremez. Şu anda hasta ifade verecek durumda değil, sakinleştiricinin etkisi altında. Şuraya bir imza alalım. Yakını mısınız? Evet. İmzalayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayati tehlikesi yok değil mi? Tam zamanında müdahale edildi efendim. Fazla kan kaybetmemiş. Damarını, sinirlerini diktik. Yaklaşık bir ay içinde eski halini alır. Başına başka bir şey gelmemiş değil mi? Görünen darp izlerinden başka bir bulgu var mı yani? İntihar edecek biri değil benim arkadaşım. Maalesef tecavüz bulgularına rastladık. Kendine geldikten sonra psikiyatrik destek sağlayacağız. Yakınlarına da çok iş düşüyor maalesef. Metanetinizi kaybetmeyin lütfen. Sağ olun. Bunun da üstesinden geleceğiz Canan. Bunu da atlatacağız. Göreceksin bak. Kötü günler geride kalacak. Sana bunu yapana çok acı ödeteceğim, söz veriyorum. Sayın seyirciler, meclise verilecek 23 Nisan resepsiyonu farklı gelişmelere neden oldu. Önce CHP Genel Başkanı Deniz Baykal resepsiyona katılmayacağını açıkladı. Ardından Cumhurbaşkanı Sezer'in... Hiçbiriniz acı çekmek nedir bilmiyorsunuz. Ama öğreneceksiniz. Abi gemi İskenderun limanına yanaştı. Top senin gümrükçüde. Bir problem çıkmaz değil mi? Çıkmaz. O işi hallettik. Mallar gümrükten çıkar çıkmaz bana bilgi ver. Ona göre Habur bağlantısıyla tekrar kontağa geçeyim. Tamam abi. Erdal. Efendim abi. Çok para kazanacağız. Çok. Sayende abi. Tamam koçum. Hadi hayırlı seyirler. Şevko abi. Bir terslik yok. Mallar bizde. Tırlar yola çıktı. Abi. Depoda da bir arbede çıkmış. Senin bağladığın herif kaçmış herhalde. Hı. Ben depoyu toplatıyorum. Ortalıktan kayboluyorum bu gece. Tabii seninle irtibatta olacağım. Hayırlı geceler abi. Mallar ne? Tırlar nereye gidiyor? Ne malı? Ne tırı? Şevko ile çevirdiğin dolabı anlat. Yoksa bütün kemiklerini kırarım. Ben nakliyeciyim kardeşim. Kim isterse malını taşırım. Adam gibi konuş. Şarjöründe 13 kurşun daha var. İskenderun'dan Kuzey Irak'a insani yardım paketi götürüyoruz. Şevko ne zamandan beri insanlara yardım elini uzatıyor lan? Bilmiyorum. Tırların içinde ne var? Ben bu kadarını... Hiçbir nakliyeci bilmediği malı taşımaz. Tırların içinde ne var dedim. Uçak savar. Tırlar nerede? Yolda. İskenderun'dan az önce çıktılar. Malları götüren tırların plakalarını ver. Polis misin? Kaç tane polis bacağına sıktı? Şevko'dan başka bu işte kimler var? Ben sadece Şevko'yu tanıyorum. Başka kimseden haberim yok! Polis değil. KGT. Şifreniz onaylanmıştır. Lütfen mesajı bırakacağınız kişinin şifresini girin. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Uçak savarlar İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Mal sahibinin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Ortada görünen kişi Şevko. Mallar 5 tırla transfer ediliyor. Tır plakalarını kodluyorum. Hazır efendim. Buyurun arkadaşlar. İstirahat edin. Sağ olun. Sağ olun. Türkiye her zaman yanınızdadır. Sağ olun. Adamların ilk işi tapu ve nüfus dairelerini yakmak olmuş. Bunların niyeti belli. Bütün belgeleri yok ederek bölgede Türkmen nüfusunun olmadığını dünyaya göstermeye çalışmak. Aslında onların aklı bu kadar çalışmaz. Ama akıl hocaları kuvvetli. Ona şüphe yok. Şüphelenen de yok. Zaten gizleyen de yok. Aslan Bey, inanın çok gücümüze gidiyor. Biz o topraklarda 1500 yıldır varız. Osmanlı dışında hep acı çektik. 59 senesinde babam daha 14 yaşındayken ilk zulmü görmüş. Kürtlerin desteğiyle iktidara gelen Abdülkerim Kasım'dan güç alan bu Barzani ekibi Kerkük'te katliam yapmışlar. Bunların düşmanlığı sadece Kerkük'ün petrolü için değildir. Türkmenlerin yok sayıldığı bir devlet kurmaktır. Ve maalesef abimiz Türkiye'de bu işe seyirci kalmaktadır. Siz endişelenmeyin. Bizim için 1964'ten 1974'e kadar Kıbrıs'taki Türkler içinde hep seyrediyor denildi. Siz müsterih olun. Biz gerektiği zaman gerektiği yerde oluruz. Ama görüyorsunuz, Amerika açıkça bize karşı cephe alıyor. Türklere devlet kurduruyor. Sen bakma. Barzani aslında Amerika'ya fazla güvenmez. Bilir ki babası Molla Mustafa Barzani Amerika'ya güvenerek ayaklandı, sonra İran'a kaçmak zorunda kaldı. Amerika yüzünden sürgünde öldü. Bakın, Amerika bu kadar masraf yaptığı dünyanın en kaliteli petrolünü, Kerkük petrolünü Kürtlere bırakmayacak kadar akıllıdır. Her neyse, siz içeride de olsanız bölgeyle ilgili gelişmeler hakkında bilginiz vardır. Barzani savaşçıdır. İnsani ilişkilerde çekingendir. Diplomasiyi de fazla bilmez. Biliyorsunuz, rahmetli Eşref Bitlis Paşa Barzani ile çok yakındı. Talabani tam bir siyasi fahişedir. Kendini herkese satar. Diplomasiyi iyi bilir. Ekmek gelecek yeri de. Dün Sovyetler Birliği'ne yakındı, bugün Amerika'ya. Bir bakarsınız PKK'nın desteğini almak ister, bir bakarsınız Türkiye'yi yanında görmek ister. Güvenilmez bir adamdır. 2 hafta önce Kerkük'te yağma yapan da Talabani'nin adamlarıdır. Barzani kırmançı, Talabani soranidir. Barzani ile Talabani'nin bugünlerde ilişkisi nasıl? Ne demek istediğinizi anladım. Bunların ilişkisinin hep pamuk ipliğine bağlı olduğunu zaten siz bizden daha iyi bilirsiniz. Şimdi balayı yaşıyorlar. Ufak bir hareket bunların birbirine silah çekme sebebi olur. Bunların kısa vadede hedefleri çakışmaz. Ama orta vadede Amerika devlet sözü verdiyse kan davasını unuturlar. Ama ben Kürt devletinin de hemen kurulacağını sanmıyorum. Ancak mutlaka kurulacaktır. Amerika Kürt devletini ister kurdurmaya çalışır, ister çalışmaz. Onu kendi bilir. Ama Amerika bilir ki Mezopotamya'da bir şeyler yapabilmenin onayı Mehmetçiğin namlusundan geçer. Siz istirahatinize bakın. Misafirimizsiniz. İskenderun'dan giriş yaptı. Habur sınır kapısına doğru ilerlemekte. Mal sahibinin kim olduğu henüz öğrenilemedi. Ortada görünen kişi Şevko. Mallar 5 lira transfer ediliyor. Tıp plakalarını kodluyor. 34 Urfa, Bursa, Ceyhan 77. 34 Urfa, Fatsa 36 23. 34 Niğde, Ordu, Niğde 24. 34 Kütahya, Hatay, Ceyhan 51. 34 Urfa, Fatsa 15. Aslanım benim. Sabah operasyon var. Sivil olunacak. Yarım saat sonra hareket. Emredersiniz komutanım. Benim Seyfo abi, Derya. Hoş geldin bacım. Buyurun. Gel bacım gel. Yabancı değil. Derya ile... Abla. Meral. Halacığım. Çok korktum Meral. Çok korktum. Ben de abla. Ben de çok korktum. Ben ekmek, peynir, kahvaltılık bir şeyler alayım. Gerek yok Seyfi abi. Biz kahvaltı yaptık. Yok yok. Ben gideyim. Siz baş başa kalın kadın kadına. Hadi gel. İçeri girelim. Aman Derya, kapıyı kimseye açmayın. Bende anahtar var. Hı. Eğer bir şey olursa televizyonun altındaki çekmecede emanet var, tamam mı? Bende var Seyfi abi, sen rahat ol. Hadi. Derya ile Polat hayatımı kurtardı abla. Yetişmeselerdi babam beni öldürtüyordu. Polat. A, Derya, senin haberin yok. Polat kurtulmuş. Nereden duydun? Gece buradaydı. Nasıl bırakmış Şevko? Yüzünün halini görseydin bırakmışlar demezdin. Çakır ona Can Polat diyor. Ama artık ben de ona bir can borçluyum. Çekilin. Durun ya. Öf be kardeşim ya. Süleyman Bey. Kalkın. Efendim, mübaşirle konuştum. Bizi hemen alacaklar. Fazla beklemeyeceğiz. Sağ ol. Ayarlaya mübaşiri mi ayarladın? Dua et infazım yanmasın. Yoksa bütün sülaleni yakarım. Efendim, Celp'ten haberim olsun. Kes lan! Asıl mafya sizsiniz. Aydan aya haraç kesmeyi biliyorsunuz. Yaptığınızda bir şey olsa. O it ortalıkta yok. Avukatı var mı yok mu öğrendiniz mi? Vekil tayin etmemiş efendim. Sen hakimin sorularına cevap ver. Geçmiş olsun. Asıl sana geçmiş olsun Can Polat. Biz gelemeden sen geldin. Ha ben Hasan, ne fark eder? Eyvallah. Ya bu dava ne fırıldak? Ya hiç sorma. Rezil olduk. Eksik iş yaptık, başımızı derde soktuk. Gerçi bir şey yok. Yarım saat sonra yemeğe gideriz. Bir eksik işimiz daha var. Artık şu Şevko işini bitirelim. Eyvallah. Süleyman Çakır! Buyurun. Yürü. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Efendim, mallar sorunsuz olarak dün gece İskenderun limanından geçti. Habur'a doğru yol almakta. İşin yarısını bitirdin Şevko. Diğer yarısını da pürüzsüz halledersen büyük para kazanacaksın. Bir pürüz çıkmayacaktır efendim. Malların yarın Kuzey Irak'a ulaşması lazım. Bu bir başlangıç Şevko. Orta Doğu'da sınırlar yeniden çizilecek. Ve sınırlar savaşla, bizim kaçırdığımız silahlarla çizilecek. Öğreneceksin, öğreneceksin. Ama sakın Şevko. Sakın yürümeden koşmaya çalışma. Sanık geldi, yerine alındı. Sanık vekili geldi, yerine alındı. Müşteki ve müşteki vekili yok. Efendim, ben müşteki vekiliyim. Vekaletname ve müdahale dilekçemi ibraz ediyorum. Bu sırada müşteki vekili geldi. Vekaletname ve müdahale dilekçesi sunduğu görüldü. İddia makamından soruldu. Müşteki vekilliği müdahaleyi kabul edildi. İddianame sanağa okundu. Diyecekleri soruldu. Anlat bakalım, nasıl oldu bu olay? Efendim, olay yok. Bir olay olsa bizim de haberimiz olurdu. Efendim, biz ifademizi yazılı olarak verdik zaten. Şu anda sanığın ifadesine başvuruyoruz. Müdahale etmeyin avukat bey. Sen de düzgün cevap ver. Müştekinin kulağındaki küpeyi çekerek kulağını yırtmışsın. Bu konuda diyeceklerini söyle. Ben kimsenin küpesiyle, kolyesiyle uğraşmam hakimim. Zaman zaman bize yanlış yapanların kulağını çekmişizdir ama bu da abilikten öteye geçmez. Sanık ben kimsenin küpesiyle, kolyesiyle uğraşmam. Böyle bir eylemle alakam yoktur dedi. Müşteki vekiline diyecekleri soruldu. Sayın mahkemeden sanığa sorulmasını talep ediyoruz. 17 Şubat günü sanık Süleyman Çakır $300.000 dolandırıldığını iddia ederek ve erkeklerin küpe takmasına karşı olduğunu beyan edip müvekkilime müessir fiil işleyip kulağındaki küpeyi çekerek cismani acı verip hippi diyerek aşağılamada bulunmuş mudur? Sanığın daha önce basın organlarına verdiği çeşitli röportaj ve demeçlerde sözünün eri, mert, delikanlı olduğu, her zaman yaptığı işlerin arkasında durduğu, hayatta tek yapamayacağı şeyin yalan söylemek olduğu, namus ve şerefi için yaşadığı söylemleri çerçevesinde bu soruyu cevaplamasını talep ediyoruz. Siz tekrar etmeden ben cevap vereyim. Kalemimi kıracaksınız, kırın hakimim. Her şeyden önce biz sözümüzün eriyiz. Her ne dediysek sözümüzün arkasındayız. Evet, müvekkili hippidir. Asıl şerefsiz olan da odur. Bu alemde herkes benim dolandırılamayacağımı bilir. Bu hippi de kuş beyniyle beni dolandırmaya kalkmış. Ben de büyük bir hata yapıp kafasını koparacağıma kulağını koparmışım hakimim. Sanığın bütün ifadesinin kelime kelime zapta geçirilmesini talep ediyoruz. Suçunu ikrar etmiştir. Mahkemenin dikkate almasını talep ediyoruz. Kendin gibi bir müvekkil bulmuşsun, bir de karşıma geçmiş savunuyorsun. Senin gibi onun da saçı uzun, kulağı küpeli. Kadın da yarışması tabii bir yerde. Hakimim, benim de zoruma giden bu oldu zaten. Erkek adamın küpe takmasına karşıyım ben. Erkek olsun, delikanlı olsun, küpesiz olsun, değil paramı gelsin benden canımı alsın. Ben de söylediklerimi zapta geçmesini istiyorum hakimim. Bitti mi? Başka itiraf etmek istediğin bir şey var mı? Yok. Biz öyle ulu orta konuşmayız. Bu suç değil diye biraz kızdım, saygısızlık ettiysem kusuruma bakmayın hakimim. Müdahil vekiline diyecekleri soruldu. Efendim, sanık suçunu ikrar etmiştir. Sanığın tecziyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Sanık vekiline diyecekleri soruldu. Efendim, müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını ve serbest bırakılmasını ve mahkemeye sunacağımız delillerle tanıkların gelecek celseye dinlenmesini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Sanığın tutuksuz yargılanmasına, sanığın nüfus ve sabıka kaydının beklenmesine, tanıklara meşruatlı davetiye çıkarılmasına, gelmemeleri halinde izrahen celp edileceklerin ihtarına, taraf vekillerinin celse arasında sunacakları delillerin toplanmasına, bu nedenle duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Nasıl konuştun Memati? Çok iyiydin abi. Can Polat, biraz daha konuşsa nasıl olacaktı? O yerden bitme karı ikidir tepemi attırıyor. Burama kadar geldi. Mecbur patladım da. Efendim, davayı oldukça zora soktunuz. Eğer beraat edemez ve ceza alırsak ki her şeyi itiraf ettiniz, ertelenmiş infazınız yanacak. Ayrıca alınacak ceza ile 8 yıl hapis yapmanız kuvvetle muhtemel. Lan senin söylediklerini kulağın duyuyor mu oğlum? Seni buraya seyirci mi getirdik lan? Şimdi mi söylenir lan bu söylediklerin? Ben bir konuşayım. Bu avukat karıyı bana getirme Memati. Bir de benim mahkememe çıksın. İnfaz yakmak kolaymış, görsün bakalım. Asıl kafasına sıkılacak sensin ya. Elif Hanım, keşke bu davayı üstlenmeseydiniz. Nasıl bir davayı üstlenseydim? Keşke haberim olsaydı anlaşmazlığı çözerdim. Anlaşmazlık yok. Arkadaşınız müvekkilimin kulağını koparmış ve parasını vermemiş. Siz de bu alemde anlaşmazlık çözme işindesiniz galiba. Elif Hanım, dostlarımın, sevdiklerimin canını yanmasını istemem. Eğer kastettiğiniz bensem, dostunuz da değilim, sevdiğiniz de. Eğer kastettiğiniz Süleyman Çakır'sa, üzgünüm, canı yanacak. Dostum da sensin, sevdiğim de sensin, her şeyim de sensin. operasyon gizli kalacak. Hiçbir şey tutanağa geçmeyecek. Gömün. Zamanı gelince kullanırız. Sefer'le Şevko ortak iş çeviriyorlar. Kuzey Irak'a uçak savar kaçırıyorlar. Bizim nakliyeci Sefer. Mallar Şevko'nunmuş. O sadece taşıyormuş. Rahmetli öyle söyledi. Öldürdün mü herifi? Gitti $2,5 milyon. Daha büyük işten bahsediyorum Memati. Canın sağ olsun. Ne yapalım? Ödeyeceği yoktu zaten deyiyorsun. Peki Şevko nasıl tek başına böyle bir işe girer? Sefer sadece Şevko'yu biliyormuş. Ama tek başına yapılacak iş değil. Kayınpederim bu işin içinde olabilir mi? Kayınpederim Şevko'yu bana karşı kullanabilir ama... Sefer gibi çömezlerle iş yapmaz. Başka biri var bu işin arkasında. Şevko'ya ulaşmamız lazım. Ve maalesef hemen değil. Konuşturduktan sonra öldürmemiz lazım. Canım, o kadar bekledik. 2 kelam etmesine de müsaade ederiz herhalde, ha? Memati, Şevko'yu bulamıyorsan adamlarının izini bul. Tamam abi. Bizi ofise bırak. Sen söylediğim mevzuyla ilgilen önce. Bir şeyler yer misin canım? Peki. Evdekilere haber verme. Kimseye haber verme. Kimseye haber vermedim bir tanem. Beni eve kapattı. Çıkamadım dışarı Elif. Her şeyi aldı. Telefonumu aldı. Sana ulaşamadım. Bana vurdu. Bana vurdu. Geçti artık. Ben varım yanında. Onun çocuğunu doğurmak istemiyorum. Onun yüzünü görmek istemiyorum Elif. İstemiyorum Elif. Tamam. Elif. Seni öldürürüm lan it! Aşağılık herif! Ne yüzle geliyorsun buraya? Sen ne aşağılık bir herifsin! Hem yapmadığını bırakma hem de pişkin pişkin karşımıza dikil! Sapık! Ruh hastası! Deli misin kadın sen? Ne diyorsun sen be? Polis! Polis çağırın! Polis dedim! Polis! Polis çağırın! Yüzü görmeyeceksin! Defol! Defol! Bırakın! Bırakın beni! Aşağılık it! Sakin olun lütfen Elif. Tamam bırak! Sakin olun. Savcının yanında görüşürüz it herif. Ben öğleden sonra yine uyuyacağım. İyi günler. Abi tırlar Habur'a ulaşmamış. İlk defa kamyoncularla çalışmıyoruz ya abidin. Yolda oyalanıyorlar. Yok abi. Aynı saate çıkan bütün tırlar varmış. Şimdi Habur'la konuştum. Bir tek bizim 5 tır yok. Erdal nerede abidin? Haberim yok abi. Telefonu kapalı, onu da aradım. Bağla kızım. Arabalar yerine ulaşmamış. Bir haberin var mı sorayım dedim. Abi bir problem yok. Ben de ulaşmaya çalışıyorum ama yolda bir yerde kalmışlardır. Ben seni arayıp haberdar ederim abi. Tamam canım. Gümrükçü çocukları bekletiyorum ona göre. Vardiya değişirse sıkıntı olur. Abi hemen arayacağım. Patronları kayıp. Tırları kayıp. Ulan Sefer, bir fırıldak çeviriyorsan var ya, seni anandan doğduğuna pişman ederim. Ulaşın lan şu Sefer'e. Ulaştık abi. Ölmüş. Nasıl ölmüş? Öldürmüşler abi. Bir kurşun bir bacağına, bir kurşun diğer bacağına. Üçüncüsü de kafasına. Bacaklarına sıktıklarına göre öttürmüşler şerefsiz. Neyse. Dur bakalım. Kuş olup uçacak değil ya koca tırlar. Biri el koyduysa haber ulaşır elbet. Efendim, benim iş hayatım belli, aile hayatım belli. Adı geçen avukat hanımla uzun süreli ciddi bir ilişkim var. Bunu kimseden sakladığım da yok. Eşim de dahil. Fakat son zamanlarda psikolojik sorunları baş göstermeye başladı. Eşimden ayrılamadığım için de olaylar çıkarır oldu. Birkaç kez intihara teşebbüs etti. Ben mesleğine bir zarar gelir diye bunların hepsini gizli tutmaya çalıştım. Psikiyatriste gitmesini telkin ettim ama dinlemedi. Benim ona zarar vermem mümkün değil. Hatta kendine zarar vermesin diye evdeki kesici aletlerin hepsini, meyve bıçağı da dahil, sakladım. Avukat hanımın raporunda darp ve ıza tasaddi bulguları var. Efendim, sinir krizi geçiriyordu. Kendine getirebilmek için tokat attım. Onun dışında zorla hiçbir şey yapmadım. 2 yıldır birlikte olduğum insan. Niye daha önce beraber olduğum insana böyle bir şey yapayım ki? İntihara teşebbüs etmesi de psikolojik dengesizliğini ispatlar. Yaz kağıt. Müşteki avukatının tutuklanma istemi savcılık makamınca uygun görülmeyip mahkeme dosyasının oluşturulup Erdal Koçar'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına. Yanarım da hediye ettiğin silahın gittiğine yanarım. Kafanı taktığın şeye bak. Ya silah senin itin olsun. Aynısından hemen istetirim kardeşime. Eyvallah. Şevko'nun kumarbaz olduğunu biliyordum. Ama bu kadar büyük oynayacağı hiç aklıma gelmemişti. Bu iti vuran kurşun bizim silahımıza nasip olsun inşallah, başka bir şey istemem. Gel. Bırak, ya bıraksana. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Dağ başım burası. Eşkıya mısınız siz? Şşş. Mahkeme salonu değil burası. Burada ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Geç otur şuraya. Dostmuş. Bir de delikanlı geçiniyorsunuz. Eniniz arkadaşıma tecavüz edip hayatını kararttı. Sizin dostluğunuzun da arkadaşlığınızın da Allah belasını versin. Kız! Bana bak, yerden bitme. Bizim bu alemde bir ağırlığımız var. Sen sövüp sayasın diye 35 yılımızı vermedik. Kadın sen kadınlığını bileceksin. Senin girdiğin duruşma kadar ben de duruşmaya girdim. Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Sen bir hippi yüzünden bizim infazımızı yakmaya çalışıyorsun. He? Ne güzel İstanbul be. Hiçbir kuvvet beni 8 yıl içeride yatıramaz. Aklını başına toplayacaksın. Davayı geri çekeceksin. Çekmezsem ne olurmuş? Kafana sıkarım. Sıkmazsan adam değilsin. Yapma. Karışma Can Polat. Can borcum var diye Can Polat dedin. Şimdi senden bir can istiyorum. Bırak avukat hanım gitsin. Ben ölümü çoktan göze aldım. Senin tehdidin bana vız gelir. Ben sizin yerinizde olsam ölümü değil yaşamayı göze alırım. Sevdikleriniz için. Ne zırvalıyorsun sen be? Bu hatır seni uzun yaşatmaz. Önüme çıkıp durma. Durma! Uzun yaşamak gibi bir hevesim yok. Sen de benim önüme çıkıp durma. Serhat, avukat hanımı gideceği yere kadar bırakın. Buyurun. Bırak. Niye böyle bir şey yaptın Can Polat? Daha önce söyledim. O kız emminin emaneti 1. Bu kadar sıkıntı varken avukat öldürülmez 2. Kızın hayatını değil senin hayatını kurtardım 3. Otur Eren'cim otur. Canım çok sıkkın. Ne oldu abi? Bugün ablanla papaz oldum. Hayırdır abi? Aslında kabahat ablanda değil, Canan'da. Aramızda küçük bir tartışma oldu. Sinir krizi geçirmeye başladı. Ben de tutamadım kendimi, attım bir tokat. Sonra intihara kalkışmış. Bir iftira, bir dalavereler. Allah Allah. Canan abla mı? Sorma. Savcılıktan geliyorum. İfade verdim. Rezillik. Mahremiyet diye bir şey kalmadı. Çocuğumu taşımasa bir dakika yüzüne bakmam. Hamile mi? Şşş. Aramızda kalsın. Ömer baba, görmüyor musun gazeteleri? Rumsfeld, Irak kimyasal silahlarını Suriye'ye kaçırmış diye açıklama yaptı. Sırada Suriye var Ömer baba. Ben sana gazetelerin yazmadığını söyleyeyim. Söyle evladım, söyle. Rahatlayacaksan söyle. Bu savaş planlarının arkasında İsrail'in parmağı var. Bak göreceksin. Suriye ya bombayla ya sopayla adam edilecek. Esad hazır ola geçmiş durumda. O da ne yapsın? Koca Irak 20 günde bitti. Suriye vallahi 5 günde biter. Suriye bilmiyor mu bu işlerin altında İsrail'in olduğunu? Bilmiyor mu zavallı Filistin'in işinin de yavaş yavaş biteceğini? Vallahi Ömer baba, bu savaştan en karlı İsrail çıkar. Irak petrolü boru hattıyla İsrail üstünden geçer, İsrail de para üstünden para kazanır. Baş düşmanı İran, Irak'a yapılan muameleyi görür. Irak 3'e bölünürse, İran 5'e bölünür. Şu minicik İsrail bir mermi bile atmadan, bir askerini bile göndermeden savaştan bu kadar nasıl kârlı çıkıyor Ömer baba ya? Peki, onlar kârlı çıkarken biz nasıl zarar ediyoruz? Yanı başımızda bunlar olurken bizim derin devlet ne yapıyor? Vallahi bana sorarsan mışıl mışıl uyuyor. Boş ver Hikmet'im. Kim ne hesap yaparsa yapsın. Kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Baba. Ne oldu Elif bacı? Hikmet'im koş bir bardak su getir. Tamam. Geç şöyle kızım. Nasıl insan bunlar Ömer baba? Selamları tehdit. Canan hastanede yatıyor. Nasıl kıymışlar Canan'ı Ömer baba? Ben onun derdiyle uğraşırken bir de kafama silah dayıyorlar. Hayrola ne silahı kızım? Kimler? Katiller, caniler. Benim cesur kızım, mert kızım, güçlü kızım, güzel kızım. Dik durmak lazım benim güzel kızım, dik. İnsana söverler, döverler, vururlar, kırarlar. Yaradan'ın verdiği hür iradeyi, özgür ruhu esir etmeye çalışırlar. Sopalarından da korkmamak lazım. Sevgilerine de aldanmamak lazım. Filler ormanda bir yerden bir başka yere giderken sürü halinde yürür ve aynı yolu izlerlermiş. Fillerin bu özelliğini keşfeden fil avcıları, fillerin geçeceği yol üzerine çukurlar kazarmış. Çukurun üstünü de otlarla örtermiş. Bunu fark etmeyen filler çukura düşer ve oradan çıkamazlarmış. Avcılar siyah elbiseler içinde çukurdaki fillerin yanına gelir ve ellerindeki çubuklarla döver, işkence yaparlarmış. Filler bu siyah elbiselilerden iyice yılınca aynı kişiler beyaz elbiseler giyerek fillerin yanına gelir ve onları çukurdan kurtarırlarmış. Beyaz elbiseliler hayatlarını kurtardıkları için filler onların peşinden gider ve onların her dediğini yaparmış. Devletlerin de devletlere yaptığı budur. İnsanların da insanlara yaptığı budur. Önce baskı, sonra rahatlık. Amaç köleleştirmek. Allah bizleri gücün kibrinden, güçsüzlüğün aczinden esirgesin. Aklanmak. Bizi yaşatmazlar. Bu işten yırtmamızın tek yolu, bu işi basına düşürüp dikkatleri başka yere çekmek. O arada biz de tırlar gibi kaybolduk. Yoksa mezarımızı bile bulamazlar. Abi bizim bir kabahatimiz yok, konuşsak. Kime derdimizi anlatacağız lan? Marco Poşa'ya mı? Bu zarfı bizzat söylediğim gazeteciye elden teslim edeceksin. Ben Vatan Hastanesi'nin 507 nolu odasında olacağım. Senden başka kimse bilmiyor. Röportaj yapmak isterse yerimi bildirirsin. Yoksa bir şey söyleme. Sen de dikkatli ol. Peki abi. Ben nereden bileyim Ziya Bey? Şevko geldi dedi ki silah işine giriyoruz. Bir sehem var. Sen de ona katılacaksın. Silah işi deyince sehemin seni kurduğunu düşündüm. Emir telakki ettim. Eğer bu işin içinde sen yoksan yazık oldu paralarıma. Ulan iplikçi! Açlatma paralarına! Bizim itibarımız paramızdan da canımızdan da kıymetlidir. Ne zaman itibarsız bir adamla iş kurmuşuz, işe girmişiz. Seyime davet etmişiz. Ben nereden bileyim sizin nezdinizde itibarsız? Parası var, kumarhaneleri var. Hem itibarlı itibarsız. İsrail'den uçak savar getirecek, senin haberin olmayacak. Bir yaşıma daha girdim. Son girdiğin yaş olacak. Sehem'de başka kim var? Muhammed İsa aşkına bilmiyorum. Kendi peygamberinisin. Orhan! Yardım et şuna. Dil hatırlar dili sökülmeden. Ben senden alacağım almadan iplikçi dedim. Azrail senden canını alamaz. O Şevko'yu bana getir. Sağ istiyorum. Peki abi. Tırlar ortalıkta yok. Şevko ortalıkta yok. Bana böyle kazık atacak adam da yok. Şevko hangi cehennemin dibindeyse onu bulun. Bana Şevko'yu bulun! Tabii ki röportaj yaparım. Yalnız size vereceğim adresi gizli tutmanız lazım. Sizin ve patronumun can güvenliği için. Hiç merak etmeyin. Hastanenin adresi ve oda numarası. Akşamüstü hastanede görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Kızım bana patronu bağla. Türkiye'de yer altındaki kumarhaneleri kimler işletiyor? Kimler Kuzey Irak'a, Türkiye üzerinden uçak savar satıyor? Uyuşturucu trafiğini kimler yönetiyor? Hepsini bir bir açıklayacağım. Tek istediğim aklanmak. Alo? Efendim müsaitseniz yanınıza gelmek istiyorum. Önemli bir konu. Geliyorum efendim. Bir kez soracağım. Patronun nerede? Canımı bağışlayacak mısın? Cevap ver. Vatan Hastanesi. 507 numaralı oda. Allah Allah. Şaşırmış mı bu adam? Ben Şevko'yu böyle tanımazdım. Akıllı çocuk diyebilirdim. Neyse ben konuşayım bari. Kendini öldürtecek salak. Size bir şey diyemem. Kumarhane işinden başka bir işi olduğunu ilk defa sizden duydum. Sizin için haber değeri taşıyorsa tabii ki değerlendireceksiniz. Ama yazık olmasın, ben yine de önceden konuşayım. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. En kısa zamanda gazeteye geleceğim ziyaretinize. Eşinize selamlar. Bu herif kafayı yemiş be. Gazeteye mektup yollayıp her şeyi örtmüş, bir adımızı vermediği kalmış. Dilini kopartıp öldürün. Peki efendim. Abi, yerini bulduk. hastaneye saklanmış. Başhekimi hemşerinizmiş. Size hürmetleri var. Sağ olsun. Adam çıkardın mı? Çıkardım abi. Bakalım Şevko'nun patronu kimmiş? Memati, çocukları organize et. Arabaları arka tarafa çektir. Kimsenin ruhu duymadan Şevko'yu sağ salim çıkarmamız lazım. Tamamdır abi. Bir pazarlık yapalım Can Polat. Sen konuştur, ben susturayım. Anlaştık. Kaçıncı katta doktorsunuz? Sizin çıktığınız katta değil. Biz psikiyatriye çıkıyoruz. Tahmin ettim. Allah kahretsin. Ne ben konuşturabilirim, ne sen susturabilirsin artık.